أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع قلوبنا محمد. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cennet olmak nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul etuallimûne Allahe bidînikum ve Allahu ya'lemu mâ fissemâvâti ve mâ fil-ard. Allah'u bi kulli şeyin alim. Rabbim eda buyurduğumuz namazımızı kabul eylesin. Muhafaza etmeyi bizlere ve zürriyetimize ihsan eylesin. Bugün okunan Hatmi Şerif'te Hucurat Suresi okundu. O surenin 16. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak sevgili peygamberimize buyuruyor ki, de ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Demek ki din Allah'tan öğrenilir. Allah-u Teala da dini ayetlerle peygamberimize bildirdiği gibi tatbikatıyla da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bize göstermesini lütfetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda birçok ayet-i kerimeler mevcut. Bu Hucurat Suresi ile ilgili bir cümle ifade edeyim, bir hususun. Teşekkür ederim. Alimler diyor ki, bu surede 1, 2, 3, 4, 5 defa ey iman edenler geçmektedir. Surenin içinde edepten, adaptan bahseden bir sure bu. Bu 5 ahlaka işaret etmektedir diyor. Birincisi, Allah'a taalluk eden ahlakla ilgilidir. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Geçersek ne olur? O zaman ne olur biliyor musunuz? Öne kimi koyarsanız, yarın ahirette de önünüzde o olur. يَقْتُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Firavun, o kavminin önüne, topluluğun önüne geçecek, onları cehenneme götürecek. Niye? Çünkü daha önceden fette ve o emra Firavun'a vurmuşlar. Allah ve Resulünün önüne birini geçirirse yevme nedbu kulle münasim imamihim, onunla beraber yarın ahirette toplanırız. Bu işin hiç şakası yok. Onun için eskiler şöyle bir kıssa anlatırlar. Mevlana'dan mı anlatılır bilemem. Hani bir lisan-ı halle adam devesine demiş ki ölürken, bana çok iyiliklerin dokundu, çok yükümü taşıdın, beni de taşıdın, ailemi de taşıdın, hakkını da ödeyemedin. Ama yine de ölüm anı bir helallik alalım, bana hakkını helal et. Güya deve demiş ki, ben zaten bunun için yaratıldım, ondan da şikayetçi değilim. Yük taşımaktan niye şikayet edeyim ben sizi taşımaktan? Ama bir şey var ki o bana çok ağır oldu. Nedir? Sen beni götürürken zevkle gidiyordum da önüme merkebi koydun, onun arkasına da ipimi ona bağladın ya, o benim çok ağrıma gitti demiş. Onun için öne neyi koyduğunu millet bilmesi lazım. Dünyada kim menkâne yâhûn şey'en fel yettebi'hû. Kim dünyada neye tabiyse diyor Buhari hadis-i şerifte, kıyamette de onun peşinden gidecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bunun ayetleri çok. Şimdi birincisi Allah'a ait olan ahlak. İkincisi diyor alimler, Resulüne ait olan ahlaktır. Sesten başlayarak devam eden edep, peygamberin yanında konuşmak. Üçüncüsü ise fasık olan, yani din dışı davranış ortaya koyanların ortaya koyduğu ahlaktır. Şimdi onu söyle, ben şöyle bir şey söyleyeyim.
İşte burada bir sahabe hikayesi anlatılıyor ama bazı alimler onu kabul etmiyor. Yok işte bir sahabe zekat toplamaya gitti de getirdi de o zaman o sahabeye fasık demek caiz mi değil mi konusu tartışılıyor. Çeşitli konular var bu konuda. Yani buradan şunu anlıyoruz. Din konusunda laubali davranan insanların getirdiği haberleri araştırmak lazım. Hele bugünkü basın medyaya hemen inanmamak lazım. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü ise diyorlar, müminlerin şuhudi olan ahlak. Yani yanımızda bulunan müminle olan ahlakımız. Nedir o? İşte onu alaya almamak, ona kötü lakap veya kınamalarda, ayıplamalarda bulunmamak. Beşincisi ise gıyabi olan müminlere karşı ahlakımız. Değil mi? Gıyabi müminler yanımızda yok. Burada bulunmuyor. Biz onlarla ilgili konuşuyoruz. İşte o da suizan, tecessüs ve gıybet denilen günahlara girmektedir. Peki bunlar nereden öğreniliyor? Dikkat ederse ilk başta Allah ve Resulünün dendi, sonra Resulünün dendi. Kur'an-ı Kerim'de tek başına Allah'a itaat edin diye bir ayet var mı hatırlayamıyorum. Ama tek başına peygambere itaat edin diye bir ayetin olduğunu hatırlıyoruz. Nerede bu ayet? Şöyle olacak. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَقِيمُ الزَّكَاةَ وَاَقِيمُ الرَّسُولُ Şeyde olması lazım. Nur suresinde لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 56 Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin. Bakın hep Allah ve Resul'ü geçmez mi? Burada öyle geçmiyor. Zaten Resul elçi demek, elçi dendi mi? Allah'a itaat ettin yani. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki merhamet olunursunuz diye beyan edilmektedir. O halde buradan demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi eğittiği, öğrettiği anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet kelime var. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ayetleri okumakla din öğrenilmez. Hani şimdi bazen böyle çıkıyor gülüm. Ben öbür belki işte okuyalım anlayalım. Vallahi oku da o zaman okuyup anlaşılsaydı niye 4 cilt, 5 cilt, 10 cilt tefsirler, fıkıhlar, hadisler, siyerler yazılmıştı. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar anlama imkanı var. O zaman ne oluyor orada? O Kur'an-ı Kerim'in okunmasının anlaşılması için kitabı öğretir peygamber diyor. Sadece kitabı öğretmekte kalmıyor, bir de hikmeti öğretir diyor. Hikmet ne? Sünnet diye diyen var. Vakıaya uygun söz, davranış, karar diyen var. Ve yüzekkiyim onları da arındırır diyor. Yani bir muallim düşününüz. Hem kitabı ayetleri okuyor, hem kitabı öğretiyor, hem hikmet öğretiyor, hem onları arındırıyor. Bir tane iş yapmıyor. Ne kadar çok bu konuda ayet kelime var. Şimdi böyle olunca bugünkü ders kısaca şöyle. Şöyle bir şey düşündüm, dedim ki bizim saygı değer hadis kitaplarımız var. Bu hadis kitaplarının ilk hadisleri acaba nedir? Neleri seçmiştir? Tabii o tasnif metotları var ama bunların üzerinde böyle bir ders yapsak acaba dedim. Bir de arkada son hadislerini seçeriz. Peki neler var? Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Nesey'in, İbn-i Mace'nin, Ebu Davud'un, Darimi'nin veya Muvatta'nın, Ahmet İbn-i Hanbel'in, bunlar 9 oldu. 6 tane aslında hadis yazmıştım ama sonra öbür 3'ünü de ekleyelim dedim. 9 tane hadis-i şerifi, kimisini de kısaca böyle bir mefhum olarak anlatmaya çalışacağım. Çok vaktinizi almadan. Bilinen hadis-i şerifler. Ancak şöyle bir şey var. Mesela Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? İnerken İkra ile başlıyor, okurken Fatiha ile başlıyor. Hakikaten her ikisi de çok şanına uygun mana ve muhtevası var değil mi? Yani Fahrettin Razi Hazretleri Fatiha suresinden 70 bin mesele çıkar demişler. Ne kadar da abarttı. Hakikaten çok böyle tarihi değeri olan büyük tefsirinde bir cildin neredeyse yarıdan fazlasını Fatiha suresi tefsirine ayırmıştır. Yani Fatiha suresi adeta Kur'an'ın
özü, anası, esası olan bu sure, orada Kur'an'la ilk karşılaşının okuduğunda çarpılacağı, adeta aşık olacağı, hikmetlere rağmen olacağı bir özellik taşıyor. Peki, insanlar kitap yazarken ilk yazdıkları cümleler, satırlar, sözler gelişi güzel midir? Hele bunlar sahabe ise ve sahabe terbiyesinden ders almışlarsa, tabi'in tebe-i tabi'yse, öyle rastgele mi yazmışlardı? Hayır. O zaman şöyle söyleyeyim, bu konuda yaptığım biraz okumalar, araştırmalarda şunu gördük, sondan başa doğru dönersek, mesela Bukhari'nin İbn-i Battal, El-İskenderi, Kirmani, El-Asgalani, El-Ayni, El-Kastanani diye şerhleri var. Alimlerin, yani bu alimlerin şerhleri var. Veyahut da Müslim'in, Kadı İyaz, Kurtubi, Nevevi, Es-Senusi, bunların da var. Ne yapmışlar biliyor musunuz? İlk hadisler neden ilk sıraya kondu, bunun üzerine düşünmüşler, cümleler söylemişler. Hepsini söylemeye benim bilgim, araştırmam yetmez ama yani ilk başladığı nasıl Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ne kadar güzel manalar var, ne kadar öğüt var içinde, ne kadar işaretler varsa hadis kitapları da böyle yazılırken efendim rastgele bir şey yazalım şuraya peygamber hadisleri dememişler. Konular bakımından düşünmüşler, itikat bakımından düşünmüşler, muamelat bakımından düşünmüşler, raviler bakımından düşünmüşler, çeşitli metotlarla yazılmış. Ama bu 9 kitabın ilk hadislerini şöyle kısaca sizlerle bir okumuş olalım. Birincisine bakıyoruz değerli dostlar. Sahih-i Buhari, bir de bunların mukaddimeleri var. Bir ara düşündüm, mukaddimelerdeki ilk hadislerimi alayım ya da hadis diye başlandığı konudakini mi alayım? Bir hocamızla istişare ettim, bir hadis hocamızla. Dedi ki mukaddimeler de onların yazdıklarıdır. Onların orada da hadisler var ama hadisler deyince mukaddimeden sonraki işte kitab-ı iman diye başlıyorsa veya buna benzer oradakilerdir dedi. Onlarla kısaca başlayacak. Şimdi Sahih-i Buhari'de hepimizin bildiği bir husus anlatılıyor. Aslında bab-ı keyfe kâne bedul vahyi ilâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kavlullahi celle zikrûh, vahyin nasıl indiği anlatılıyor. İlk vahiy nasıl indi? Sonra bir ayet inna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'di. Peygamberlere vahyin anlatılışı Nuh Aleyhisselam'dan itibaren bir zikrediliyor, bir ayet de koyuyor. Hadisin önüne bir ayet koyuyor, konu anlaşılsın ya da o konunun anlaşılması o ayetten daha iyi olur diye. Sonra şimdi burada şunu düşünelim. Vahiy nasıl indi peygamberimize? Melek nasıl geldi? Apayrı bir konu. Ama bakın şöyle. يَقُولُ سَمِعْتُ مَا رَحْنَا خَطَّابُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ يَقُولُ Hazreti Ömer diyor ki ben peygamberimizden işittim. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Ameller ancak niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ لِاِمَّا نَوَى Kişi için ancak niyet ettiği vardır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِلَى مُرَيْتٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَحْمَدْ هَاجَرَ اِلَيْهِ Kiminin hicreti, yolculuğu dünya içindir ve ona ulaşır. Kiminin de yolculuğu bir kadından dolayıdır ve kim neye hicret etmiş ise o hicret ettiği şeye, yani niyeti Allah için midir? Dünya için bir ganimet midir? Evlenmek, cariye, başka bir sebep için kadın mıdır? Hicret ettiği. Peki bu burada dursun. Şimdi şöyle diyelim. Bunun vahiyin başlangıcıyla ne alakası var? Yani vahiyin başlangıcını anlatacak. Hani vahiy çıngıraklı bir sesle mi geldi, rüyada mı geldi, perde arkasından mı geldi, titretti mi, korkuttu mu, terletti mi, üzdü mü? Nasıl oldu bunlar? Bu nasıl anlaşılacak? Bakın alimler diyor ki özet olarak Cibril hadisi bu niyet hadisi şerifi herhangi bir dünya malına nail olmak değil sadece Allah'ın rızasına nail olmak ki hani Beyne suresinde ihlastan bahsedilir ya başka yerlerde de
halis olma, ihlas olmaya bir işaret vardır. Bu bir. Yani bu kitabın yazılışı, bu hadislerin toplanılışı, bundan elde edilecek şey bizim niyetimize bağlıdır. Öyleyse okuyan, yazan ve bundan sonra hatta bazı alimler diyor ki kitap yazanlar bu hadisi başa koysunlar demişler. Niye? Yani biz ne ders alıyoruz? Biz hangi bir işi yapıyoruz? Yolculuğa çıkacağız. Çarşıya çıkacağız. Ne diye çıkacağız? Falan caddeden geçeceğim. Sahabe-i kiramdan bazıları yolculuğa çıkarmış dışarı çarşıya. Niye çıktın dediklerinde dermiş ki şöyle insanlara selam alıp vermek için çıktım dermiş. Demek ki caddeden geçmek kadın için mi geçti? Alışveriş için mi geçti? Yoksa elbisemizi göstermek için mi geçti? Böyle şatafatlı arabamızı, çünkü Karun fakaraca la kavmi fi ziyneti, öyle çıkmış. O halde burada demek ki amellerin niyeti yoksa boşuna yorgunluk yapmıyor. Amiletun nasır. Diğeri ise ki müelliflerin kitaplarına bu hadisle başladıkları tavsiye edilmiştir. Amellere, niyetlere, işlere. Bir diğeri burada ayetle alakalı olması bakımından bütün vahyin temeli niyete dayanır demiştir. Bu ayetle alakalı. Nasıl temele niyete dayanır? Mesela kelime-i şehadeti her söyleyen Müslümandır. Siz biz öyle deriz ama kitap öyle değil mi? Nasıl söyleyeyim? Niyetine bakıyor Allah. Niyeti eğer Müslüman olmaksa ona Müslüman diyor. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ. Münafıklar, peygamberimize sen Allah'ın elbette elçisisin, kesinlikle. Allah da biliyor ama Allah şahittir ki münafıklar yalan söylüyor. Kelime-i şehadet doğru söz değil mi? Peki yalan nerede? يَقُولُونَ بِاَفْوَانِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Ağızlarıyla söylüyorlar ama kalplerinde yok. Oldu mu? Niyetleri Müslüman olmak değil. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَهْمِ مُؤْمِنِينَ وَاِذَا لَكُمْ لَذ۪ينَ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا لَا شَيَاطِينِهِمْ. Aynı sayfada hemen, birinci sayfa diyelim oraya. Münafıklar inandık diyor ama inanmamıştır. Müminleri görünce selamünaleyküm biz de Müslümanız, Allah selamet versin. Kafirleri görünce biz sizdeniz derler, şeytanlarıyla. O zaman burada şu var. Müslüman olmak için kelime-i şehadeti söylese bir insan, zahiren Müslüman muamelesi görse bile kalbinde iman olmadığı için Allah onu mümin kabul etmiyor. فَلَاَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَامُ. İsteseydik biz onları sana simalarıyla gösterirdik. Ama sen onları lahni kavliyle tanırsın diyor burada. Konuşma tarzıyla belli olur. Ele verirler diyor. O zaman buradan şunu görüyoruz. Demek ki biz Müslüman oluşa ait sözümüz, amellerdeki niyetimizdir. Şimdi mesela bazı ibadetlerde denir ki akşamdan niyet edeceksin, bazısında sabahtan niyet edeceksin. Oruç işi değil mi? Namazda niyetler. Aynı ameli yapıyoruz. Amel aynı ama niyet biri sünnete, biri farza yapıyor. Öyleyse ibadetin kendi niyeti, yapılış niyeti, iman bakımından niyeti, sonuç bakımından niyeti hep sağlam olması lazım. Niye? La tubtilu sadakatikum bilmenni vel eza. İyilik yapıyoruz ama eziyet ve minnetten boşa çıkarmayın diyor Cenab-ı Hak. Ve la temnun testeksir. Ya da işte kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Çok gelecek diye de böyle çoğumsamayın. Yani verdiğimiz şey, bak bunları yapıyorum, ileride bunlar bana dönmesi lazım. Böyle de yapmayın deniliyor. O zaman burada şu var. O kadar çok amel yapan var ki niyeti sahih olmadığından, niyet dersini anlatmadığımızdan, anlaşılmadığımızdan amel boşa gidecek. Öyle de insanlar var ki niyetleriyle yaptıklarının daha üzerinde mükafatlara kavuşacak. Bir de böylesi var. O kadar yüksek niyete, temiz niyete sahip ki o niyeti destekleyen ameller, arzular, gayretler var ki Cenab-ı Hak ahirette ona o niyetinden dolayı ihsan edecektir. O halde böyle bakılınca Peygamberimizin Hira Dağı'nda ikra geldi ya, ilk ayet. Bu şu demektir. Allah'a hicretin bir sembolüdür bu. وَقَالَ اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّمْ. Böyle nasıl be? Ben Rabbime efendim hicret ediyorum. Saffa suresinde var. O zaman şimdi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şeye gitmesi,
Hira'ya gitmesinin bu ayetle alakası nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira dağına gidişi sadece Allah içindir. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Allah içindir. وَقَالَ اِنِّي ذَٰلِكُنَا رَبِّي سَيَهْدِينَ ayetleri. Başka ayetler de var Nisa suresinde bununla ilgili. O zaman Hira dağına gidişi diyor alimler, niyeti Allah olduğu için. Ya Rabbi ne olacak bu iş? Bu gaflet, bu toplum, bu bilgisizlik. O Allah da ona, biz de sana vahyettik dedi. Nuh'a vahyettiğimiz gibi böyle de söylemişlerdir. Bir de hayır muradinden işlere başlarken bu hadisi yeniden hatırlamak, yeniden zikretmek gerekir ki o ibadet kolay gelsin insana. Niyetimizi düzelttik mi o iş kolay gelir değil mi? Niyet gevşek olunca amel zorlaşıyor. Ama niyet sağlam olursa amelimiz zevkli hale gelir. Bütün bunlara bakıldığında ve birçok alimler burada şunu ortaya koymuşlar. Diyorlar ki bu hadis-i şerif dinin temelidir. Bununla ilgili daha evvel de zikretmiştir. Ebu Davud Hazretleri diyor ki ben çok hadis-i şerif okudum. Ama bu okuduğum hadis-i şeriflerin diyor birçoğu diyor insanlar ezberleyemez. Dört tanesini bilse onlara kifayet eder. Dört tane hadis-i şerif. Birisi diyor niyet hadisidir diyor. İkincisi malayani terk etmek. Üçüncüsü helal, haram, dikkat ederek şüphelilerden kaçınma. Dördüncüsü de kendisi için istediğini başkası için de istemek. Kısaca söyledim. Bak kaç taneymiş? Dört tane var mı sayacak arkadaşımız? Bunlar emanet. Sayarsınız inşallah. Bir daha sayayım mı? Nedir dört tane? Birincisi niyet hadisi. Kısaca söylüyorum. İkincisi min hüsnü islam ve terkühü mâlâ yani. Lüzumsuz iş ve fiili sözü terk etmek güzel Müslüman olmak. Bak niyetin güzel. Daha var. Üçüncüsü helal belli, haram belli, arada şüpheliler var. Kim şüphelilerden kaçarsa dinini korur, devam ediyor. Dördüncüsü kendi nefsin için sevdiğini kardeşin için sevmez ki mümin olamaz. Bu dört taneyi bil, düşün, öbürlerini bilmesen de bunlar sana yol gösterir diyor. Ondan sonra adam diyor ki ben Tagore'u okudum, Aristo'yu okudum, işte Cicero'nu okudum. Tamam da bu dört tane hadis-i şerif bize güzel insan, güzel anne baba, güzel komşu, güzel memur, güzel işçi, güzel vatandaş, güzel yurttaş yapmaz mı? Yapar. O zaman. Şimdi böyle olunca demek ki birinci hadis-i şerif çok kısaca söyleyelim. Niyet nedir? Başka ayetler yok mudur? Hadisler var mıdır? Neler? Bunlara girmiyorum. Niyetimiz ne yapmak lazım? Bir hadis-i şerif hepiniz biliyorsunuz. Kıyamet günü Allah kullarından birini huzuruna alacak üçünü. Soracak ne yaptın dünyada? Okudum okuttum diyecek. İşte medresede okudu. Yahut da işte camide okudu, vaaz etti. Kitap yazdı falan falan. Sonra bunları yaptım. Cenab-ı Hak sen alim desinler diye yaptın. Benim için yapmadın. Tanınmak, bilinmek için yaptın. Gazali'nin çok güzel bir sözünü okudum. Çok sözü güzel. Diyor ki, vaizler diyor, bütün vaizler için demiyor da vaizliğin tehlikesini anlatıyor işte bu vaaz yapılır. Bir hakikat gördüklerinde hak için sevinmezler. Halkı anlatır, onları kendilerine bağlamak için sevinirler. Vay ne vaaz ettim ben. Nereden buldu o kıssayı, o şiiri, o manayı? Allah Allah bana da versen onu falan. Öyle der değil mi hocalar birbirine bazen? Niye şimdi? Güzel şey yaptın ya millet seni sever. Ama diyor kendi sevilsin diye hakka ram olurlar. Hak yükselsin diye hakka bağlanmazlar diyor. İkincisi sadaka vermiş ama cömert desinler diye vermiş. Tabi verirler. Ben gidiyorum diyelim yerinden sadaka istiyorum 100 lira veriyor. Emniyet müdürü gidiyor. O da Mustafa Aydın'ı daha ver. Ona daha çoğunu veriyor. İkimiz de Mustafa Aydın'ız. Onun silahı var, benim sarık var. Arada var. Korkuyor demek. Ya da onu çok seviyor. Bilmiyorum. Doğru mu değil mi? Sakarya Spor'a yardım istersen 10 lira verirsiniz siz. Ama defterdarla yanımıza ziyaret ederlersen. Bir lokantacı zabıta gelse dese ki belediyeye yardım vereceksin zabıtaya. Verir mi vermez? Verir. Korku var. Baskı var. Onun için amirlerin topladığı yardımlar şaibelidir. Niye? Ya mecbur değilse vermez adam. Korkutursan verir. Örnek vereyim bir kurumda çalışan bir memur bir zengine diyor ki bizim kuruma bir tane bilgisayar alır mısın? Kurumun ismini vermiyor. Bana ne diyor? Bir devlete vergi veriyor. Alsın devlet bilgisayarını. Ben niye alacağım? Diyor. Aradan çok zaman geçmeden kurumun amiri geliyor bir heyetle
bize araba alır mısınız, bir tane hediye eder misiniz? Tabii efendim, niye olmasın? 40 bin lira. Tak ödeye. Onlar vergi falan da ödemedikleri için. Ama işte yani de bir tane öbürü alamamıştı memur. Memurcuk gücü ama amir yanındakilerle gelince şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Hep baskı metotlarıyla yapılan işte. Bu durumlar hiç Müslüman ülkelere, Müslüman ahlakına yakışmıyor. Bunlara çağrı bulmak lazım. O zaman üçüncüsü ne demişti? O da şehit oldum demişti. Biz burada şehit muamelesi yaparız. Başında nutuklar okuruz. Avucunu açmış duruyor sana peygamber deriz. Ruhu uçtu deriz. Öbür tarafta derler ki Türklük için yaşadı, Türklük için öldü. Öbürü Kürtlük için yaşadı, öbürü Arap için yaşadı. Öbürü düzen için yaşadı, öbürü izim için yaşadı, öbürü doktrin için yaşadı. Belki bilmem ne için. Ve kelimetullahiyel ulya, Allah'ın dini yücelsin diye yaşayan yoksa hiçbiri şehit değil. Abi, muameleyle maaşlar şehit üzerinden olur ama ahirette olmaz. Efendimizin yanında, hizmetinde bulunan birine çok affülü serseri bir ok gelir, şehit eder. Öyle değil. Savaş sonucunda dinlenirken buyururlar ki ne mutlu o da şehit oldu. Efendimiz buyurur ki onu ateşten bir hırka içerisinde görüyorum. Çünkü ganimetten bir hırkayı, savaşta bile ganimetten hırkayı izinsiz alan yanıyorsa, savaş yokken milletin, devletin, vakfın, bilmem neyin parasını yese ne olur halimiz? Ne dersiniz? Bu hadisler boşuna mı söyleniyor? Bakmak. Bu kadar yeter. Hemen diğerlerini çünkü biraz uzadı bu konu. Anlaştık efendim. Demek ki birinci Buhari dediğimiz şu muhallet eser kitabına neyle başlamış? Niyet, niyet, niyet demiş. Bu niyetle okunsun bu iş. Niyetle yapılsın, niyetle yazılsın, niyetle yaşansın demiş. Öyleyse niyetlerimize bakmak lazım. İkincisi, Sahih-i Müslim'e bakıyoruz. Bab-ı marifetin iman ve İslam ve kader ve alameti sa'an. Burada uzun bir hadis-i şerif var. Bunun dersini yapmıştık birkaç ay evvel burada zannediyorum uzun uzun. Çok özetleyeceğim. Böyle metni oku, Arapçasını oku, vakit alacak. 27 dakika oldu başlayalım. Şimdi şöyle bir şey. Fakat çok da ilginç. Tam da günümüzle ilgili böyle. An yahyebni yâmen gâle kâne evvele men gâle fil kaderi bil basra ma'bedül cüheyniyyün fentalektu ve enhümeyyübni abdurrahmanin himeyliyyü hâdceyi ev muhtemereyi. İlk defa kader hakkında konuşan şu ma'bed denilen bir adam. Kader yok falan demiş. Hani biz zannediyoruz ya yeni söylüyorlar kadersizler. Tabii kadere ne mana yüklediğimiz ayrı bir ders. Ama kader hakkında ileri geri konuşuyormuş. Biz hacca mı ne umreye mi ne gelmiştik diyor. Dedik ki diyor buralarda okuyun çok hoş. Levlakine ahaden min ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamberin ashabına rastlasak da sorsak. Feseellâhu an yeminihi feseellâhu amma yekûl. Onlar sahabedi ama peygamberimizin zamanına yetişememiş, sonra yetişmişler. Onun zamanına yetişip de sahabe olmayan da var Veysel Karani gibi, Üveys Karni diyelim. Diyor ki peygamberimizin bir arkadaşını görsek de ona sorsak bu kader hakkında ne diyecektir diyor. Allah da bizi diyor ne yaptı? Hazreti Ömer'in oğlu ile beraber karşılaşmayı nasip etti. Mescide girdik. Baktık orada Hazreti Ömer'in oğlu. Ben ve arkadaşım onun omuzuna girdik. Efendim yanına gittik. O Kur'an okuyordu diyor. Sonra efendim kendi yanına vardıktan sonra böyle bakıyorum burada ne var. Omuzuna girdik sağına soluna yürümeye başladık. Ve kendisine de bu konuyu sorduk. Dedik ki diyor kader hakkında ne dersin? Yani şurada ifadesinde geçiyor ki ve annhum yezgumuna en la kadara ve annel emre ulfun. Gale misli hadise. Kader hakkında ne söylersin? Öyle insanlar çıktı ki diyor kaderle ilgili yok falan diyorlar. Siz ne söylüyorsunuz? O da dedi ki onlara bunlar Uhud Dağı kadar bir şey eğer verseler Uhud Dağı kadar. Uhud Dağı'nın bir maddi tarafı var. Bir de manevi tarafı var biliyorsunuz. Ta ki hatta yükmine bil kader. Hatta şöyle مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ Allah ondan hatta yükmüne bir kadar kadere inanıncaya kadar bu sevabı kabul etmez. Kadere inanmıyorsa Uhud dağını verse kurtaramaz. Sonra ondan sonra dedi ki diyor babam bana söyledi ki
قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamberin yanında oturuyorduk bir gün zaten yevmin otururken beyaz elbiseli bir şahıs geldi kısaca arz edeyim Efendimizin yanına oturdu o oturuşu da çok hoşuma gidiyor benim şöyle saçları çok siyah kimse onu bilmiyor ve vada keffeyi ala kafedeyi dizleri Resulullah'ın dizlerine gelecek gibi bir talebe gibi edeple oturdu görüyor musunuz? Oturuşuna böyle dizleri ellerin dizi üstünde dizi dizine çok yakın mesafeden oturdu ve dedi ki ya Muhammed ahbirni anil İslam İslam nedir dedi Efendimiz anlattı işte malum İslam kelime-i şehadettir, namazdır, zekattır, haçtır dedi ki Efendimiz o soran şahıs galiba sadakte doğru söyledin dedi. Biz şaşırttık diye hem soruyor hem de doğru söyledim diyor. Bu da acayip bir şey. Yani soruyu soran adam doğru söyledin. Hoca olması lazım. Sonra iman nedir dedik diyor. Efendimiz buyurdu ki iman da Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaba, Resulüne, ahirete ve tümüne bil kaderi hayriyi ve şerri. Müslim'de geçiyor. Hayra ve şerrin Allah'tan olduğunu, kadere inanmak. Var mı bir Müslim'de var. Şimdi bazıları atıp tutuyor işte. Buhari'ninkinde kader geçiyor. Ya Buhari'de kitab-ı kader var. Kader babu kitabı var. Kader bahsi var. Canı isteyen istediğini söyleyince cemaat olarak bir iki kere iki beş dese evet. İki kere üç dese orada evet. Kimse alıp da matematiği iki ile iki, beş meder, üç meder. Yok canı bu dört demiyor ki. O zaman sonra sonra ihsan nedir diyor. O da diyor ki Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir o seni görmüş. Sonra kıyamet saati nedir diyor. Alameti yani. Onunla ilgili de bilgiyi veriyor. Şimdi bu burada dursun. Şöyle diyelim bu Cibril hadisi bu hadisle başlamış. Kim? Müslim kitabına. Peki ne var bunda? Burada bir kere İslam dininin en özel şekilde anlatımı bu hadis-i şerifte. Buna Cibril hadisi denir. Çok meşhurdur. Çok şerhleri vardır. Çok üzerinde yaşanmış, konuşulmuş. Bakın, kaderden başlıyor mu? İman, İslam, ihsan ve kıyamet alametleri. Oldu mu? Hani böyle kıyamet alametlerine falan gireceğim ama vakit daralıyor. Şimdi ne oldu burada bakın. Din nedir dedi? İman. Burası kalp. İslam, yaşanan kısım. İhsan, Allah'ı görüyor gibi bir hayat. Bir de ne var ondan sonra? Kıyametin alametlerindeki bozulma insanlarda neler olacak bunlar anlatılıyor. İkincisi bu hadis-i şerif için diyorlar ki ilimlerin kaynağı olması bakımından anlatımdaki edebi, talebe hoca münasebeti, sahabeyle olan ilişkisi vesaire. Hemen hatırıma geldi. Bir gün bir yerde birisi bu hadis-i şerifi anlatıyor diyor ki canım peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına diyor. Melek diyor, insan suretinde gelmiş kardeşim diyor. Olur mu öyle şey diyor. Kur'an'da zaten ayetler yok mu? Biz melek gönderseydik şöyle gönderirdik. İşte insan melek, melek insan ilişkisi anlatılıyor. Böyle bir şey olmaz diyor. İyi de bu sabah mukabele okundu. En son hangisini okudu Hoca Efendi? İrfan Hocam Zariyat Suresi'ni okudu. Onun arka sayfasına geçin ikinci sayfayı. Orayı da okudu. Son sayfası o cüzün 26. cüzün sonu. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا السلام قال السلام قوم منكرون o zaman İbrahim Aleyhisselam misafirler geldi haberiniz yok mu ondan diyor Cenab-ı Hak o da girdi selamlaştılar onları da tanıyamadı bir çekince de oldu neyse feraka ilahi fecabi cinsemin gitti onlara bir buzağı getirdi hissettirmeden tefsir diyor ki yani onlara söylemedi aç mısınız, tok musunuz diye misafire sorulmadan böyle ikram ettir. Sonra ne oldu? Onlar yemedi, korktu. Korkma dediler. E niye geldin? Kimsiniz siz? Biz dediler hanımına çocuk müjdelemeye, bir de Lut kavmine gidiyoruz. Gâle femâ hatbukum eyyüel mursalûn. Peki soru şu. Bu gelenler melek miydi değil mi? Melek. Ne suretinde geldi? Melek suretinde gelseydi İbrahim Aleyhisselam onu tanırdı. Ne suretinde geldi ki yemek çıkarttı? Meleğe yemek çıkarılır mı? Melekten korkulur. İnsan suretinde geldi. Ben yanlış mı anlıyorum? Seyit Hocam, var mı buraya bir ilave? Ay varsa bir ilave diyorum yani dediğimde yanlış bir şey varsa burada çok değerli bir hocamız var. Yani öyle ya, melek madem ki insan suretinde gelmiyorsa bu kıssadaki gelen kimdi? Sureti neydi? Sureti insan olmasa melek şey niye onlara şey verildi? Söyle.
yemek verdi. Sonra Lut kavmine gittiğinde o kavmi helak etmesi nasıl oldu? İki yerde geçiyor. Buradan şuraya geliyoruz. Demek ki bazı şeyleri böyle hemen biri söyledi mi, soru işaretiyle ben de söylesem başkası da kenara koymalı, araştıralım, dinleyelim, öğrenelim demek. Ayrıca burada şunu da görüyoruz. Kur'an'ın ilk suresine ne deniyor? Ümmül Kur'an deniliyor. Kur'an'ın anası, esası değil mi? Bu hadis için alimler Ümmü Sünnet demişler. Sünnetin esası budur. Onlar da Müslim. Niye? İman, İslam, ihsan, sonra kıyamet alamette. Bu şekilde ifade etmişler. Başka şey söyleyenler de var. Bu kadar da ittifayla. O zaman burada görüyoruz ki bu hadis-i şerifin ilk hadis seçilmiş olması bu kitabın değerini daha da artırmaktadır. Peki bunu geçti. Şimdi geçelim bundan sonraki kitapları kısa kısa. Tirmizi'ye bakalım. İlk hadis neymiş? Bakıyoruz. Vâbu mâcâhe lâ tübbelü salâtun bi gayri tuhûr. O müsnetler, sünenler özür dilerim, amellerle ilgili, sünen hadis kitapları amellerle ilgili genellikle tasnif yapar. Buyurun yaptığı tasnif şu. Bir, buyuruyor ki hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem لَا تُقْبَلُ صَلَاتٌ بِغَيْرِ قُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ قُلُورٍ Abdestsiz namaz kabul edilmez, aşırılarak elde edilen hiçbir maldan sadaka da kabul edilmez. Tamam mı? Yani ister ganimetten, ister milletten. Haksız kazanç diyelim biz buna. Haksız kazanç ile gelir de sadaka verilmez. Zekat yapılmaz. İftar verilmez. Tamam mı? Başka. Bakın iki tane işe var. Hani hep namazla zekat geçer ya Kur'an'da. Hakimus salah ve atus zekat. Namazın temeli abdest, sadakanın, infakın temeli helal olmasıdır. Haram, hayır mümkün değil diyor Cenab-ı Hak. Bunu Peygamberimiz böyle beyan etti. Haramlar olmazmış. Tamam. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kazançlarınızın temizlerinden birimiz buyurulmaktadır bu hadis-i şerif. Buradan da şunu görüyoruz. Taharetle ilgili tabii bunu söyleyince çok mu önemli bu taharet konusu diye hemen hatırınıza gelebilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere baktığımızda bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlamak için sadece bir ayet numarası vereyim. Şöyle فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ Tevbe Suresi 108. Mescid-i takvada, takvalı mescid, yani aslında takvalı cemaatta olması gereken şey, orada temizlenmeyi sevenler vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Oldu mu? Gördük mü? Bu temizlik maddi ve manevi yöne işaretler der tefsirler. Ya bu temizlik. Demek ki İslam dininin bir de suyun az olduğu bir yer düşünün. En temel aldığı şey nedir temizlik? Namaz 5 defa. Tertemiz insan. Sonra sadaka helal. Tam tersi şimdi namazın bizde su işi iyi gidiyor ama para kazanç işine dikkat etmemek maalesef bu var. Ebu Davud'a gelelim. Sünen Ebu Davud'a bakın ne anlatıyor. Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz abdest bozmak için en uzağa giderdi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hadisleri okumanın bazı ilmi disiplinleri var. Her önüne gelen, ben kendim için söylüyorum, okuduğum hadisten bir şey anlayamam. Hadisi okurken o dönemin coğrafi yapısı, iklim yapısı, şartları gibi şeyleri de bilmiyorum. Şimdi böyle bir hadisi okuyoruz. Peygamberimiz abdest bozacağı zaman halkın gözünden uzaklaşır. Niye uzaklaşıyor ki? Bizim evde tuvalet hemen girişte. Affedersin, öyle değil mi? Evin giriş kenarlarında bir odada. O dönemde tuvaletler evlerin içinde de değil bahçesinde de uzağındaydı. Hatta kadınlar da böyle giderlerdi. Sonra ilk tuvalet Hazreti Ayşe ile Fatıma annemizin o elbisinin evinin odasının ortasına bir yere yapıldı. Uzağa gitmesinler diye. Yani İslam tuvalet medeniyetini de İslam dininin getirdiği kuralların uygulanması için o medeniyeti de getirmiştir. Mesela Efendimiz'den naklediliyor ki işte taşla temizlenin buyurmuş ama üç kere olsun. Orada nasıldır? Su yoksa
Taş da temizlenecekse üç kere. E bugün taş yok. Nereye temizlenecek adam? Yazıya yaramayan kağıtla temizlenecek. Öyle değil mi şimdi? Şimdi yoksa buradan hemen adam anlayıp da Orhan Efendi madem taşla temizlenir, tuvalete bir kutu taş alalım bari, üç kere o taşlarla temizlenelim diyor muyuz? Hayır. Hadis bize ne göstermekte? Buradan şunu söyleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ erâzel verâzel imtalaka hattâ lâ yarâhu ehadun. Peygamberimiz abdest bozmak istediği zaman hiç kimsenin göremeyeceği kadar uzaklaşırdı. Uzak beldeye. Bir, kokusuyla rahatsız etmemek. İki, çevreyi pisletmemek. Üç, hayalı davranmak gibi şeyleri buradan ders çıkarabilir mi, çıkarmaz mı? Çıkarırız değil mi? Tamam, şimdi tuvalet içeride ama olsun. Tuvalet içerideyken bile şu meydandaki tuvaletlere gidilir ama ev gibi bir yerde bile olsa oradakilerin odayı değiştirse tuvaletteki de daha rahat eder. İslam'ın Efendimiz hatta bazen yumuşak toprağa idrar edin diyor. Ya da toprağı böyle kazarlarmış, üstte su sıçramasın diye. Çünkü neden? Kıyamet günündeki azaplardan, kabir azabından birisi idrara dikkat etmemek. Öyleyse abdeste çok dikkat et. Mesela may-i müstamen meselesi var. Abdestteki su temizdir, temizleyici değildir yanılmıyorsam. Öyle değil. Temizdir, temizleyici değil abdest aldığımız su. Temiz ama bazı insanlar madem temizleyici değil, alırken de üstümüze damlatmayalım diyorlar. Hani mümkün olduğunca kimi önlük takar, kimi biraz daha itina olur. Anlatabildim mi? O zaman bu Sünen Ebu Davud neyle başlamış derse tuvalet adabı. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Kur'an kursu açtık diyelim. Hani biz kurslarla uğraştığımız için. Kurs talebeleri kursumuza geldi. Hoş geldin çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İlk dersimiz tuvalet. Ne tuvalet bu? Tuvaletler nasıl kullanacaksınız öğrenmek lazım. Doğru mu değil mi? Sonra ikinci dersimiz yemek yemek adabı. Üçüncü dersimiz yatmak adabı. Dördüncü dersimiz derse giriş. Beşinci dersimiz hocayla görüşme. Altıncı dersimiz birbiriyle muhasır. Yedinci dersimiz uyku adabı. Hafta bitti. Vallahi bunları öğrenmeden biz orada Nasara, Yensur'u, işte efendim Gale, Gavale, Ukul falan deriz. Sonra edepten bir haber, işte Kur'an kursuna gidiyorlar. Hiç terbiye yok falan diyorlar. E biz onlara onu öğrettik. Önce ne öğretmek lazım? Biraz da bu sosyal hayatı, tuvalete gitmeyi, gelmeyi, temizlenmeyi öğretmek gerekir sanıyorum. Doğruysa kabul edin, değilse itiraz hakkınız var. Sünen-i Nesai, başka bir hadis kitabı. Efendimiz buyuruyor kendine bir sorusunu, İzestiğaz ehadukum minnavmi fena yammis yedehu fî vudûihi ve dûihi, özür dilerim, vudû başka mana, vudû başka. Ve duhi hatta yamsilaha selasen fe inne ahadakum la yedri eyne ba'de yede. Sizden birisi uykudan uyandığı zaman buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini abdest suyunun içine sokmasın. Gece nasıl gecelediği ne yaptığını bilmez. E bu ne demek şimdi? Şimdi tabi bu hadis bize bir pek fayda getirmiyor. Neden getirmiyor? Bizim çeşme var, açıyoruz. Dokunmatik. Hatta görünce akan çeşmeler vardır bazı yerlerde. Elini uzatıyor, akıyor. O dönemde böyle çeşme yok. Peki ne var? İki tane su kabı var. Bir tanesi geceyi geç kaba oldu. Elinden bir yere sürtmüş olabilirsin elini. Kirli olabilir. Bir pire bir şey dokunmuş olabilir. Zehirlenmiş olabilir. Abdest suyunun dışında başka bir suyla elini üç kere yıkasın. Sonra abdest suyundan alarak, o dönem öyleydi, oradan o lehen, ibrik neyse oradan su alarak abdest alınıyor. Ne kadar temizliğe dikkat değil mi? Yani aynı bir abdest suyumuz var, elimi daldırıp abdest alınan, başka çare yok. Böyle kuruna muruna yok, maşraba da yok. Buyuruyor ki Efendimiz, elini içine sokmasın. Çünkü elini o kaba sokarak yıkasın ki gece nerede geçirdiğini bilmez. Geceleyin elini nereye dokundurduğunu bilmez diyerekten bakın abdest alınacak suyun da temiz olması için önce ellerin bir güzel başka bir suyla başka bir mekanda yıkanıp sonra abdest alması. Tabi şimdi çeşmede bunlar kolaylaştı elhamdülillah. Ama şu İslam'ın su medeniyetine bakın. Bir de gidin kötülemedir hac için karadan gittiğim zaman bazı böyle pislikler gördüm. Yani dedim, acaba biz dini yanlış mı öğreniyoruz, bizim öğrendiğimiz kaynaklar başka mı? Oradan kitap aldım, bizim kaynaklar doğru ama bazı din adına yaşanan bölgelerde maalesef bu temizliğe hiç riayet yok.
biz abartıyor gibi yüksek dedi. Sünen İbn-i Mace, bir beş dakikaya bitireyim hemen. Bâb-ı Mâcâ'ya fî miktâr-ı mâidil hudûr vel husne minel cenâbe buyruluyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatabettâhu bil müddi ve yaktesilü bissâ. Abdest alırdı bir müddle, yıkanırdı sağ ile. Ne kadar bu? Yanılmıyorsam, çok araştıramadım. Ama müd 675 gram gibi bir, yani litre üzerinden su, sağ ise 2 kilo 700 gram civarı. Farklı olabilir. Yani 3 kilo ile yıkanıyor, 1 kilo ile abdest alıyor, 1 litre ile. Kilo diyorum, litre. Anlaşıldı. Şimdi siz diyeceksiniz ki, ya bu da olur mu? Bizim gibi o günkü insanlar da aynı insan, merak etmeyin. Oradan birisi demiş, Efendimiz böyle söyleydi. قَالَ رَجُلُنْ لَا يُجِبْنَا لَا يُجْزِبْنَا bize yetmez ki bu demiş. Bir sahabe anlatıyor böyle, Efendimiz böyle abdest alırdı diyor. O da demiş ki ona, فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِعُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَاَكْثَرُ شَعْرًا İyi de sen yetmez diyorsun ama bu kadar su senden daha hayırlı ve saçı çok olana yetiyor da sana niye yetmiyor kardeşim? Senden hayırlı olan kim? Peygamberimize yetiyordu, 3 kiloyla yıkanıyordu. Sana ne oldu da yıkanamıyorsun? Demek ki burada şunu da görüyoruz. Hani nehirde abdest alsanız. Şimdi tabii durgun sularda yıkanmalar, havuzlar, bilmem neler, israflar, suyu kullanamamaklar. Bir sürü problem yaşıyoruz. Ama buradan şunu görüyoruz ki, ibadet yapıyoruz diye su, en hayırlı suyun harcanacağı abdesttir, usuldür, doğru mu? En iktisatlı orada isteniyorsa diğerlerini siz varın düşünün. Keyfe ma yaşa, Allah'ın bize ihsan ettiği suyu israf etmekten sonra yarın perişan olur. Muvatta'ya geçiyoruz. Bakın Muvatta'dan şöyle bir şey anlatılıyor. En-i'mâkâ Abdülaziz ahkâras salâte yevmâ. Ömer İbni Abdülaziz bir gün ikindi namazını, şartlar öyle diyor, geciktirmiş. فَدَخَلَ عَلَيْهِ اُرْوَةُ اِبْنُ الزُّبَيْهِ Onun yanına Urve İbni Zübeyir efendim huzura yanına giriyor uyarmak için. فَاَخْبَرَهُ Ona haber veriyor. Diyor ki, şöyle söylüyor. اَنَّ اَلَيْسَكَتْ عَلِمْتَ اَنَّ جِبْلِيهِ نَزَلَ فَسَلَّ Hemen meal açıyor. Peygamber geldi. Cebrail geldi peygamberimize namazı kıldırdı diyor. Sonra tekrar namaz kıldırdı. Yani sabahtan başlıyor saymaya. Sonra namaz. Efendimiz'e böyle öğretti Cebrail. Sonra Efendimiz bihaza umirtu. Ben bununla emrolundum dedi. Sen yaptığın işe baksana diyor. Bilmiyor musun peygamberimize Cebrail öğretti. Neden böyle yapıyorsun bu namazı geciktirdin diyor. Şimdi size bir hadis-i şerif söyleyeyim. Türkçesi adıma geldi. İlk vaktinde kılmak rıdvana ulaştırır, son vaktinde kılmak affa ulaştırır. Öyle bir hadis-i şerif var. Bir daha söyleyeyim. İlk vaktinde kılmak rıdvan nedir? Hoşnutluk, rıza makamı en üstte. İlk vaktinde, cemaatten ya da onun ilk vakitte. Son vaktinde kılmak Allah'ın affına ulaşırsın. Ama kaybedilen şey. Şimdi diyor ki, buradan şunu görüyoruz. İmam Muvatta'da diyor ki, yani namazın vakitleri, bab-ı vukuf-i salat vakitleriyle ilgili konuyu anlatırken bakın Cebrail'in peygambere öğrettiğini biz yapıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor böyle bir şeyler. Demindir ki Kur'an'dan başka kitap kabul etmeyenlerin problemi o. Bizim öyle bir problemimiz yok. Geçtik. Sünen-i Ahmet'in efendim rivayetine bakıyoruz. Sünen-i Ahmet'te şöyle bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. مَنْ اَحْسَنَ فِي الْاِسْلَامِ لَمْ يُعَافَزْ بِمَا كَانَ عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَ وَمَنْ اَسَى فِي الْاِسْلَامِ اُقِذَ فِي الْاَوَّلِ وَالْاَخِرِ Hatta hadisin başı şöyle. قَالَ رَجُلِ يَا رَسُولَ اَيُعَافَزُ اَرْرَجُلِ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَ Biz Müslüman olmadan evvel yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz mi? Müslüman değildik, elhamdülillah Müslüman olduk. Ama o zamankilerin de hesabını vereceğim mi diyor. Ne diyor efendim biliyor musun o kişiye? Dedi ki, eğer sen Müslüman olduktan sonra güzel hareket edersen, öncekilerden hesaba çekileceksin. Ama Müslüman olduktan sonra kötü iş yaparsan, eskilerin de faturasını ödeyeceksin. Anlaştık mı? Neyle başlamış? İslam kendinden evvel affettirir.
Ama İslam oldun da, İslam yaşamadıysan, hepsinin hesabını ödersin. Var sen nasıl istersen öder. Bu hadisle başlamış. Ne güzel değil mi? Cahiliyeyle İslam'ın farkını anlatıyor. Değiş ey Müslüman diyor. Değişmedikten sonra İslam oldun, neyi kandıracaksın, ne kazanacaksın diyor. Son hadisi şerifi hemen okuyalım. Sünen-i Darimi'de uzunca bir hadisi şerif bu. Efendim, Hazreti Enes diyor ki, Peygamberimiz sayısının konuşması esnasında böyle soru sorulmasından pek hoşlanmazdı bir şey anlatırken. Hatta اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولُ فَقَدْ دِمُوا بَيْنِ اَيْلِيْنِ اِجْبَحْتُمْ صَدَقَ Peygamber'e soru soracağınız zaman sadaka verin ayet deyince birdenbire soru kesildi. Değil mi? Soru paralı olunca. Bir sahabe biraz sadaka vermiş, sonra bu iş hafifletilmiş, soru da sormuş. Ama diyor, biz Peygamber'e sormaktan utanırdık. İnsan birinin değerini anladı mı, ona saygılı olur. Fakat derdik ki diyor, böyle bir adam gelse aramızdan da فَبَيْنَ مَنَحْمُ كَذَلِكَ اِجَّاءَ رَبِيُّنْ فَجَابَيْنِ اَيْدِيَ رَسُولُ سَيْسِلَّمْ Böyle bir anak gelse de aramızda, o soru verse hani cahil, hakkı hukuku bilmeyen ya da bu usulü, endişeyi, hayayı taşımayan birisi sorsun. Hani biri sorar ya, pat diye bir soru. Böyle biri gelsin derdik diyor. Geldi birisi, ya Muhammed dedi diyor. Hah, buyur. اِنَّ رَسُولَكَ اَدَانَا فَزَعْمَ لَنَا الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالِ اَاللّٰهُ اَرْسَلَكَ Senin elçin geldi bize diyor, bak Peygamberimiz oraya bir hoca göndermiş, elçi diyelim. O dedi ki diyor, bu yerleri yaratan, dağları diken, Allah aşkına Allah mı seni gönderdi? Bu yeri göğü yaratan Allah mı seni gönderdi? Efendimiz ne yaptı? Evet dedi diyor. O zaman dedi ki diyor, فَاِنَّ رَسُولَكَ زَعْمَ لَنَا فَبِلَّذ۪ي اَرْسَلَكَ اَاللّٰهُ اَمَرَكَ بِهَذَا Pekala, senin Allah aşkına tekrar söyle, seni Allah mı gönderdi? Evet diyor. Hemen mealen söyleyeyim. Peki o zaman bu beş vakit namazı bize söyledi diyor, senin elçin. Allah aşkına söyle diyor, bu işi sana Allah mı emretti beş vakit namazı? Evet diyor. Peki, fi emvaline zekat, zekatı da bize söyledi diyor. Allah aşkına söyle, Allah mı söyledi sana zekatı? O da diyor ki, Efendimiz evet diyor. Peki o zaman diyor, enne aleyne hacca iler beyti menistirda ileyhi sebiyle, bu hac da varmış diyor, gücü yeten hac yapsın dedi. Allah aşkına söyle, seni gönderen Allah mı sana söyledi bu haccı emretme? Efendimiz buyurdu ki, sadaka. Doğru söyledi, evet. Kale, febillezî erselekâ, Allah'ım emelke biyâzâ. Yine aynısını sorduktan sonra Efendimiz evet dedi. Şimdi adam ne dedi? Öğrendi, kelime-i şehadeti öğrendi, namazı öğrendi, zekatı öğrendi, haccı öğrendi. O kadar geldi. فَبَلَّذ۪ي بَعْزَكَ مِنْ حَقِّ لَا وَلَوْ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا مُجَافِزُهُنَّ Allah'a yemin olsun seni gönderene ki ne eksiltirim ne artırırım. Bu dediklerini yaparım. Din bu değil tabii sadece. Bu kadar öğretilmiş ya da bu adama o söylenmiş. Sonra ثُمَّ وَسَبَ الْاَعْرَابِ Ondan sonra Arabi kalktı gitti. Efendimiz ne dedi? اِنْ صَدَكَ الْاَعْرَابِ يُدَخَلَ الْجَنَّةِ Eğer doğru söylüyorsa bu Arabi cennete gitti dedi. Yani ne eksiltirim ne artırırım. Bu dini yaşar bu öğrendiklerimi. Sözünde durursa cennete gitti. Ne yapmış Darimi? O da bu hadis-i şerifte başlamış. Bilmiyorum muradımı anlatabildim mi? Bu büyük değerli alimlerimiz İlk hadislerini bunları alarak kitaplarına başlamışlar. Haftaya da son hadisleri bakalım nasıl bitirmişler. Niye son hadisleri? Size bir şey arz edeyim. Bir cümleyle. İmam-ı Bukhari kitabına vahiy ile başlıyor. Neyle bitiriyor biliyor musunuz? Kitab-ı Tevhid ile bitiriyor. Tevhid babı. Başlangıcı da iman. Ondan sonra da iman, sonu da iman. Rastgele dizmiyorlar konuları. İnci gibi dizmişler onları biliyor musunuz? Sonuna ne söyler, başına ne söyler? O kitapları böyle, çünkü tasnif kendilerine ait öyle değil mi? Hadisleri toplarsın, yuvarsın bir yere, alın bunlar peygamberden, hadi öyle değil. Onları tasnifin sırası, babı, üste koyacağı ayet, hangi yerde tekrar gerekir, hep emek sarf etmişler.
Allah onlardan razı olsun, derecelerini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Onlara bize düşen Rabbena gfir lenâ ve li ihvânennellezîne sebebûnâ bil îmân ve lâ tecâl fî kulûbinâ gillen lillezîne âmenû Rabbena inneke rauhur rahîm. Mağfiret duası. Bize düşen diğer görev de onların bu gayretlerini sadece söz ile takdir etmek değil, bıraktığı eserlerin amellerini yaşayarak kendimizi ve geleceğimizi Allah'ın izniyle garantiye almaktır. Hepinizden Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Zor bir konuydu ama işte eksiğimle, kusurumla Rabbim kabul eylesin. Lillahi Fatiha.